takım yolu çıktı. Takım yolunda da mesela bakın köşeler hep yumuşak, yani radyuslu bir geçiş var. O smokingi işaretlediğimiz için takım yollarında keskinlik yok. Benim istediğim de zaten bu şekilde geçiş. Yani agresif çalışmasın orada takım. Langur lungur X'ten Y'ye geçmesin. X, Y, X'e aynı anda çalışsın. Daha yumuşak bir geçiş olsun yollar arasında. Şu an zaten oluşturduğu takım yolunu aşağıya offsetliyor. Birer milimetre, birer milimetre. Sakin sakin kesme işlemini yapacak burada takım. Gördüğünüz gibi 3 eksende çalışıyoruz. Girişi de şuradan yaptı. Dışarıdan yaptı. Hiç parçanın içerisinden girmedi talaşa. Talaşa girme noktası da burası. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Yani her zaman boşta talaşa sokmakta fayda vardır. Doludan, tabii doludan girdiğiniz yer de oluyor. Olmuyor değil, oluyor şimdi. Herkesin oluyor. Ama kaçınırsanız daha iyidir yani. Neredeyse bitmek üzere. Bir de bunda bir verify yapalım. Nasıl bir takım yolu çıktığını görelim. Bakın ne diyor burada? Bakın yaklaşmada vesaire de hani o 3 derece 5 derece şeyleri yapmıştık ya, ondan dolayı şey yapıyor, uyarı veriyor aslında. Bu bir hata değil. Girebilecek olduğu yerlere şu an giremediğini söylüyor. Sorun değil zaten. Ara kaba atacağım. Bir daha finish atacağım buna. Buna tamam diyeyim. Okey diyelim. Ardından şöyle gelip şuradan toolpad'den bir verify diyelim bunu. Şöyle 3D Dynamics'te. Bakın takım şu an burada. Step olarak gidersek. Şöyle bir daha basıyorum. Arada boşluğumuz da var. Şu an talaşı verdi zaten. 24R1'di ya. Bakın. Radyusun zaten bitiminde 1 milimetreye denk geliyor. Çizgiler kesiştiği için şu an 1 milimetre aşağıya geldi. Şimdi kesmeye başlayacak takım. Takım şu an kesmeye başlayacak. Buradan itibaren artık izleyelim. Şöyle bakıyoruz. Bak, takım yolları tamamen birbirini takip ediyor. Follow periferiyi seçtiğimiz için. Ardından tamamen radyuslu bir şekilde dönüşler yapıyor. Yumuşak dönüş yapıyor. Smoothing'i açtığımız için. Şimdi bunu hızlandıralım. Şöyle ona çekeyim ben. Bakın buraya giremiyor takım. Yarı çapından dolayı. Şimdi buraya direkt finish takımını ben şöyle gelip sokarsam burada ciyak ciyak bağırır takım. Bu olmaz. Burayı yumuşatabildiğim kadar yumuşatmam gerekiyor benim. Azaltmam gerekiyor. Şuradaki talaşı almam gerekiyor. Şu duvarda da 1 milimetre talaş bıraktı. Bu da finish için istemiştik bunu. Şurayı dikkate almayın. Burası temizlenecek. Aynı şekilde aynı işlemler burada da söz konusu. Şimdi bir tabana indiğinde nasıl bir profil bırakıyor bize onu görelim. Bekleyelim birazcık. Bakın takım çapı yetmediği için zaten buralara hiç girmedi.
Şimdi Arakaba takımı gönderdiğimde Arakaba takımı İmbus Çivata yerlerini de yapacak. Arakaba takımını mesela onluk göndereceğim. Ya da tabii onluk ya da 12'lik göndeririz. 12'lik göndersek buraya 13'le deldik. Buraya girer. Tamam olur. Sağlıklı bir şekilde işlem yapar. Şimdi burada 1 milimetre bıraktı. Level First değil de Depth First'ü seçtiğimiz için de bakın artık slot yuvalarını tamamen bitirip diğerine o şekilde geçiyor. Erkek çeliğin oturacağı yuvayı açıyor. Şimdi aynı şekilde sürtünme plakalarını oturacağı yerleri açıyor, işliyor şu anda. Gördüğünüz gibi bakın maça tutucuyu işleyemedi orada takım çapından dolayı. Şöyle bir bakarsak burada da 1 milimetre talaş payını görüyoruz. Kupayı da bıraktı şu anda burada. Onaylıyorum bunu da. Onayladıktan sonra şöyle bir kontrol S diyorum. Kaydediyorum tekrardan. Şöyle kabaya geldim. Copy dedim. Paste dedim. Şöyle sağ tık. Rename. Ara alt çizgi kaba. Onayladım. Buna da ara kaba dedim. Şimdi main kısmına gelelim. Create new tool diyorum. İşte D12 D12 res.5 onayladım. 12 0.5 işte bunu da ne yaparız? 100 yapalım. Burayı da 5, 4 ağızlı magazinde 5'e takıyoruz. Ara kaba takımımızı taktık. Buradan 0.5 olarak aşağıya insin. Depth first vesaire bunları hiç değiştirmiyorum. Yine şu işlemleri yaptığın aynı şekilde yapmasını istiyorum. Geometride herhangi bir şey yapmıyorum. Burada değiştirmem gereken şu. Artık bana 0.35 pay bırak. Duvarda ve tabanda. Duvarda ve tabanda bana 0.35 pay bırak. Onaylıyorum bunu. Bunu onayladıktan sonra copy dedim. Paste dedim. Şöyle rename finish dedim. Şimdi finish'e geliyorum. İşte değiştirmem gereken bir şey var. Ara kabada da var onu unuttum. Şimdi şurayı ayarlayalım onu da söyleyeceğim, göstereceğim size. Dedim ki D8 0. Direkt D8, D8 mil. Aynen direkt D8 mil yazalım. 8'lik bir takım. Yine 135 4 ağızlı. Magazinde de 6'da takalım. Şimdi geometride herhangi bir şey yapmıyorum. Bunda 0.5 aşağıya inebilir. Yarım milim, yarım milim. Geometride bir şey yapmıyorum. Burada artık 0 milimetre talaş bırakıyorum. Şu geometri kısmından değil de main kısmından şunu yapacağım. Use 3D'yi alıyorum bunu arkadaşlar. Bu Use 3D'de kalacak. Bunu da şöyle %60'a çekeyim. Biraz daha stabil bir takım yolu olsun. Şöyle stratejiye bakıyorum. Burada yapacak olduğum bir şey var mı? Burada herhangi bir şey yok. Şimdi bunu onayladım. Şu ara kabada da kaba işleminden kalan talaşı görsün. Şimdi bu şekilde bırakırsam burada boşta gezecek takım.
Kabada, kabada burada dolda geziyordu. Çelikti çünkü burası. Kaba burayı boşalttı şu ara yerleri. Burada gezmesini istemiyorum. Burada bunu gezmesin diye bir önceki operasyondan kalan talaşı görsün diye bunu use 3D diyorum. Şimdi bunları seçtikten sonra şöyle buna paralel generate dedim. Buna geldim. Paralel generate dedim. Bunu yapman lazım ama. Şöyle generate'teyken. Şimdi bu bunu hesaplasın. Ben diğerini de hesaplatacağım. Videoda ondan sonra görüşürüz. Boşu boşuna tutmayayım burada. Şimdi bu takım yollarını hesapladı. Bakın ara kaba ve kaba için şöyle pardon ara kaba ve finish için şöyle baktığımızda finish'te bakın görüyor musunuz? Gayet güzel. Sadece duvarı, tabanı ve buradaki duvarları taradı. Ayrıyeten bakın maça tutucularımızın olduğu yerleri de işledik. Seçtiğimiz yüzeylerde. Şimdi şöyle komple baştan bir baksak. Şöyle toolpad verify diyelim. Şöyle komple baştan bir izleyelim. Deliklerimizi deldik. Şöyle bir tarasın bunu. Telefonda sessize alayım. Şu an Hi-Fit takım tarıyor. Bu bitirsin. Bu bitirdiğinde bir miktar bir yavaşlatacağım takım yolunu. Ara kaba girecek. Ara kabadan sonra finish girecek. Onun üstünde birazcık yorumlamalar yapalım. Aslında ne güzel çalışıyor burada. Şöyle ona çekelim bunu. Şu slotları da işlesin, havuz boşaltmaları yapsın. Heh, bakın arkadaşlar. Şimdi ara kaba geçiyor burada. Yarım milimetre, yarım milimetre aşağı adımla. Şimdi bu ara kaba duvarı bitirecek. Ayrıyetten şurada maçaların sürtünme plakası var. Sürtünme plakasının havuzunu boşaltacak. Şuradaki talaşı. Duvar da bitecek şimdi. Demek istediğim şuydu. Finish takımına şurada radüste az bir talaş bırakmak istiyorum. Şöyle çekiyorum. Daha birazcık daha hızlandırabilirim. Evet. Bakın. Tabanı dönüyor. Slotlara da gireceğiz. İstediğimiz talaş payı kaldı. Bak, gördünüz mü? O yuvayı da istediğimiz talaş payını bırakarak boşalttı. Şimdi slotları da boşaltıyoruz. Şöyle hızlandıralım bunu birazcık daha.
Şimdi finish takımı geldi. Finish takımı ile burayı boşalttık. Gördüğünüz gibi cıvata deliklerinin yerlerini yaptı. Tamam, çıktık gittik şimdi. Burayı işlemeyi bitirdik. Onaylayalım. Oh. 12 saat, 10 saat, 11 saat. Vallahi güzel süreler. Şimdi burada başka ne yapmamız gerekiyor? Onlara bir bakalım. Burada şu delikleriniz, bunları buradan böyle uzun matkap sokmaya çalışmayın. Yani daha doğrusu ben olsam öyle yapmıyorum. Şöyle parçayı çevirdiğimde direkt buradan patlattırırım arkadaşlar. Zaten buralara da el matkabına, el brazierine bir havşa matkabı takıp çapaklarını alsanız dahi olacak buradan. Direkt kılavuzu da deliği de buradan deler çekersiniz. Şu işlemi yapabiliriz. Şu 25 drili bir kopyalayalım. Şöyle. Ya da bunu farklı bir işlem olarak yaparsınız ya. Bunu tek bir işlem bırakırsınız burada. Bu işlemlerin tamam bittikten sonra barayla şimdi barayı ayarlarken bir gönderip kontrol edip geri çekiyorsunuz ya. Ondan bahsediyorum. Bara işlemini aynı bu 25,5 ya da 13'lük dirili kopyalayıp takım olarak da bara takımı takıp yapmanız gerekiyor. Buraya giriyorsunuz. Bunun dışında burada bu parça için söyleyeceğim aslında burada bitiyor. Arkasında da zaten hiçbir işlem yok bunun yani. Tamamen delik delik kılavuz çekecek. Kılavuzları artık ister tezgahta çekersiniz, ister kılavuz makinesinde, ister elle çekersiniz. O size kalmış bir şey. Burada da herhangi başka işlemim yok. Sadece şuraları seçip boşaltmanız gerekiyor boynuz yerleri için. Bu parça üstünde anlatacağım buydu. Bu şekilde takımlar kullanıyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Diğer parçada devam ederiz. Diğer parçada da anlatacağımız başka şeyler çıkar illaki. Bu şekilde kaydedeyim ben. Diğer parçada o zaman görüşmek üzere. Hem bu videoyu da bitireyim. Zaten burada 1 saat olmuş. Bu videoyu bitirelim. Diğer parçada görüşmek üzere.